This is Nurcan Akaltun's work. Ali ikinci el araba almak istiyordu. Her gün işe giderken üzerinde ilan olan arabalara dikkatlice bakıyordu. Cebinden bir defter çıkartıyor ve telefon numarasını not ediyordu. Bir gün bankanın önünde bir araba vardı. Üzerinde satılık yazıyordu. Ali yine deftere telefon numarasını yazdı. Ertesi gün gazetede bankanın soyulduğunu okudu. Polis yardımcı olana ödül veriyordu. Hemen telefonunu çıkarttı ve Ali ikinci el araba almak istiyordu. Her gün işe giderken üzerinde ilan olan arabalara dikkatlice bakıyordu. Cebinden bir defter çıkartıyor ve telefon numarasını not ediyordu. Bir gün bankanın önünde bir araba vardı. Üzerinde satılık yazıyordu. Ali yine deftere telefon numarasını yazdı. Ertesi gün gazetede bankanın soyulduğunu okudu. Polis yardımcı olana ödül veriyordu. Hemen telefonunu çıkarttı ve ikinci el ilan dikkatlice satılık, ertesi gün, yardımcı olan, ödül, soyulmak, ikinci el. İkinci el ilan ilan dikkatlice dikkatlice Ali ikinci el araba almak istiyordu. Her gün işe giderken üzerinde ilan olan arabalara dikkatlice bakıyordu. Cebinden bir defter çıkartıyor ve telefon numarasını not ediyordu. Bir gün bankanın önünde bir araba vardı. Üzerinde satılık yazıyordu. Ali yine deftere telefon numarasını yazdı. Ertesi gün gazetede bankanın soyulduğunu okudu. Polis yardımcı olana ödül veriyordu. Hemen telefonunu çıkarttı ve sizce öykü nasıl bitebilir? Ali polise telefon eder. Ali eşini arar. Ali patronunu arar. Ali ilanlara ne kadar sıklıkla bakıyordu? Her gün, haftada bir, arada. Ali
İlanlara niçin bakıyordu? Çünkü araba almak istiyordu. İlgileniyordu. Bilmiyorum. Ali ilanlara nasıl bakıyordu? Dikkatsizce, dikkatlice, yavaşça. Bak, şu ev satılık. Kapının üzerinde yazıyor. Eski ev, yeni ev, satılık ev. Komşumuz sokaktaki çöpleri temizliyordu. Biz de yanına gittik ve yardım ettik. Sonra komşumuz birer paket şeker verdi. Çöp atanlara, yardımcı olanlara, yardımcı olmayanlara. Dikkat! Köpeğim kayboldu. Bulana 100 lira vereceğim. Ceza, ödül, şeker. Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür. Ayşe Hanım ve Oya Hanım çamaşır makinesi aldılar. Ama Ayşe Hanım eşine Oya'nın çamaşır makinesi daha güzel dedi. Eşi, ama ikimiz de aynı makineden aldık. Her şey aynı, dedi. Küçük kızları onları dinliyordu. Babacığım, komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Annemi inandıramazsın, dedi. Ayşe, neden Oya'nın makinesi daha güzel, dedi. Çünkü Ayşe'nin çamaşır makinesi bozuktu. Oya'nın makinesi daha pahalıydı. Ayşe her zaman Oya'nın tavuğunu kaz görürdü. Dilimin ucunda. Bu sorunun cevabını biliyorum. Dilimin ucunda. Ama bir türlü hatırlayamıyorum. Şu kızı tanıyor musun? Evet, geçen hafta düğünde tanışmıştık. Neydi adı? Neydi? Of! Dilimin ucunda. Ama hatırlayamıyorum.
Hatırladım. Kızın adı Ayşe. Günaydın. Kız gitti bile oğlum. Allah aşkına. Allah aşkına şu gürültüyü keser misiniz? Olmaz anne. Şimdi önemli bir şeyi tartışıyoruz. Kızım, her gün aynı kazağı giyiyorsun. Allah aşkına söyler misin? Başka kazağın yok mu? Ama bu kazağım uğurlu. Onu çok seviyorum. This is Nurcan Akaltun's work.